Milli yarışımız inşallah en kısa zamanda faz 2'ye geçmeyi düşünüyoruz. Aykut Hoca ve ekibi 3 tane hocamızı görevlendirdik. Koçak Farma'da bir haftada çalışıyorlar. Tabii ki şimdi biz her şeyin prosedüre uygun olmasını istiyoruz. Güvenli olmasını istiyoruz. Kaliteli olmasını istiyoruz. O yüzden çok dikkatli davranıyoruz. Tabii ki biliyorsunuz bu işin dolum kısmı Koçak Farma'da sağlanıyor. Biz preklinik çalışma yaptık Erciyes Üniversitesi'nde. Koçak Farma dediğiniz Tekirdağ'da bir Tekirdağ'da aşı fabrikası değil mi? İlaç firması. İlaç firması. Sağ olsun onlara da çok destek veriyorlar. Şu anda 200 gönüllü üzerinde faz 2'ye geçeceğiz ama 200 gönüllümüz hatta 400'ün üzerinde gönüllümüz şu anda bekliyor. Tabii ki bunların çalışmaları da devam ediyor. Yani faz 2 hemen aşı başladı, aşı vurulması manasına gelmiyor. Onun öncesinde bir takım çalışmalar gerekiyor. Aşının insana uygulanabilir, zaten faz 1 aşamasında da bunu yaptık. Koçak Farma'da dolum oldu, orada güvenlik testleri yapıldı. Sonrasında başlamıştık. Şu anda güvenlik testleri devam ediyor, çalışmalar devam ediyor, dolum işlemleri devam ediyor. Ama her şey prosedüre uygun olsun diye zaman vermek istemiyoruz. Ama inşallah başkanla biraz önce konuştuk. Yani bu ayın sonuna başlamayı düşünüyoruz. Ha bu bir hafta önce olur, bir hafta sonra olur. Yani o yüzden zaman vermeyi de çok sevmiyoruz. Çünkü bu işler ince işler. Dikkat edilmesi gereken işler. Yani Allah korusun bir yerde yanlış yapıp bütün emek boşa gideceğine çok dikkatli olup bir hafta 10 gün geç olsun. Yani bunun için tabii ki biz acele ediyoruz. Milli yarışımız bir an önce olması için. Yani şunu söyleyebilirim, çalışmalar devam ediyor. Bugün yine Aykut Hoca ve ekibiyle 3.30'da rektörlükle toplantı yapacağız. Elimizden geleni yapıyoruz, bunu bilebilirsiniz. Şu anda önemli, hiçbir sorun olmadığını da bilebilirsiniz, bunu söyleyebilirim. Ama biraz zamana ihtiyaç var. İnşallah en kısa zamanda da yani bu ayın sonuna en geç başlamayı düşünüyoruz. Yani bu bir hafta önem alınır, bir hafta iki hafta geç olur, bunu bir şey diyemem. Ama inşallah her şey yolunda giderse. Arkadaşlar bu işler kolay işler değil. Yani dikkat etmek gerekiyor. Yani her şey yolunda giderse devam edebilirsiniz. Allah korusun en ufak bir aksilikte tüm emekler boşa gider. O yüzden çok dikkatli davranmamız lazım ama gerçekten çok dikkatli davranıyor arkadaşlar. Çok emeklerini sarf etmiyorlar. İnanın yılbaşı tatilinde dahi hocalar oradaydı Koçak Farma'da. Yani memleketlerine gitmediler, tatillerini yapmadılar, orada çalıştılar. Oraya da destek vermeye çalışıyoruz. Çünkü bizim aşımız, biz başında olmamız lazım, dikkatli olmamız lazım ve kaliteli olması lazım. Bunun için her türlü çabayı sarf ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda da faz 2 aslında çalışmalar başladı. Yani faz 2'ye geçtik de sayılabilir ama şunu demek istiyorum, aşılama başlamadı sadece. Çünkü faz 2'ye geçmek demek, gönüllüleri bulmak demek, gönüllülerin ön çalışması demek, onların tahlillerini almak demek. Bunlar yavaş yavaş başladı ama dozlama işine inşallah en kısa zamanda geçmeyi düşünüyoruz. Ama şu gün, şu tarihte geçeceğiz demek de doğru olmaz. Bunu söylemek istemiyorum.